İsrail F-35 pilotları canlı yayında dünyaya rezil oldu. İsrail balonu. Yunan generalden Fuat Oktay'a tahrik dolu cevap. Bedeli ağır olur. Sınırlarımız genişler. Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a Türk Ege şoku. Tarihe adım. Milli denizaltının üretimine başlandı. Ruanda devlet başkanından Avrupa'ya değer dersi. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. İsrail F-35 pilotları canlı yayında dünyaya rezil oldu. İsrail balonu. İsrail ordusuna ait F-35 savaş uçaklarının yer hedeflerini vurma yeteneğini gösterme girişimi fiyaskoyla sonuçlandı. Başbakan Naftali Bennett ve İsrail ordusunun komuta akademisinin önünde hedeflerini ıskalayan İsrail F-35 savaş pilotları, İsrail Hava Kuvvetleri'nin sert bir şekilde eleştirilmesine neden oldu. Yayınlanan videoya göre İsrail Hava Kuvvetleri'nden iki F-35 avcı uçağının yer hedeflerine saldırı eğitimi kapsamında bir topçu silahı ve bir askeri kamyon şeklinde bir yer hedefini vurması gerekiyordu. Ancak iki uçak da hedefi vuramadı. Ne silah ne de kamyon hasar almadı. Rus basınına göre tatbikatı bizzat izleyen İsrail Başbakanı Bennett ve İsrail Savunma Kuvvetleri liderliği şaşkınlığını gizleyemedi. İlk uçak hedefini yaklaşık 5-6 metre ıskalarken ikinci F-35 uçağı tarafından ateşlenen mühimmat hedefin çerçevesine bile düşmedi. Tahminlere göre bu ıska 8-10 metreye kadar varabilir. İDF'nin yerel medyadan gelen taleplere rağmen İsrail pilotları için bu kadar düşük bir vuruş seviyesi hakkında yorum yapmayı reddettiği kaydedildi. Ancak durumun İsrail Hava Kuvvetleri'nin sabit hedefleri vurma konusunda bile tamamen hazırlıksız olduğunu gösterdiği, gerçek savaş durumunda işlerinin çok zor olacağı ifade edildi. Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları üyelerinin 17 Haziran'da İsrail askeri gözlem balonunu ele geçirdiği bildirildi. İsrail ordusu dünyanın en büyük hava gözetleme balonu Aerostat'ı kullanmaya başladığını duyurmuştu. İsrail'in önde gelen haber sitesi Valla'nın askeri editörü Amir Bobot durumu tehlikeli bir olay olarak nitelendirdi. Ancak İsrail ordusu önemli bir bilgi sızıntısından korkmadığına dair güvence verdi. Tedbir amaçlı sınırlardaki diğer balonları çıkardı. Hamas'ın askeri kanadından bir yetkili, isminin açıklanmaması kaydıyla El Monitör'e İsrail güçlerinin balonu kurtarmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi. Balonun 360 derece görüş, gece ve sis görüşü ve termal görüntüleme özelliklerine sahip 6 adet yüksek çözünürlüklü kamerayla donatıldığını açıkladı. Balon hasarsız olarak ele geçirildi ve şu anda bu balonu İsrail ordusunun hareketlerini izlemek için yeniden kullanma üzerinde çalışıyoruz dedi. İsrail gazetesi Yediot Ahronot, yabancı ordulara da satılan balonun bazı teknik özelliklerini anlattı. Haberde balonun operasyon görevlisinin hatası nedeniyle düştüğü ve rüzgarların onu Gazze şeridine doğru ittiği belirtildi. Balonun taşıdığı kameraların maliyetinin 600 bin dolar olduğu ve en yüksek küresel kalite standartlarıyla uyumlu olup gündüz ve gece 5 kilometrelik bir mesafeyi yüksek doğrulukta izleme görünümü sunduklarına dikkat çekiyor. Yunan generalden Fuat Oktay'a tahrik dolu cevap. Bedeli ağır olur. Sınırlarımız genişler. Milliyet gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ege Adaları konusunda Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaları kendi çıkarına göre yorumladığını belirterek, "Türkiye buna rıza gösteremez. Yunanistan'ın aklını başına almasını biz ısrarla temenni ederiz. Ama bununla birlikte başkalarının dolduruşuna gelmemesi konusunda da uyarırız." ifadelerini kullandı. Sky TV'de konuşan Yunanistan'ın eski Genelkurmay Başkanı Frangoulis Frangos, Fuat Oktay'ın sözlerini hatırlatarak Yunanistan'ın Türkiye ile herhangi bir olayın hatta genel bir savaşın altından kalkabilecek güçte olduğunu vurguladı. Daha önce de Oruç Reis'in Yunan karasularına girdiğinde sorgusuz sualsiz batırılmasını söyleyen Frangos, Türkiye ile ilgili genel bir savaşla ilgilenebiliriz. Türkler de aklını başına alsın. Onların ulaştıkları yere biz de ulaşırız ve bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. Bunu biliyorlar dedi. Olası bir savaşı Yunanistan'ın kazanacağını iddia eden Yunan general, bunun Yunanistan için değil, Türkiye için bir sınır değişikliği anlamına geleceği hadsizliğinde bulunarak kaybedecekler, dedi. Bir Yunan casusun MİT tarafından kıskıvrak enselenmesine de çok bozulmuş görünen Yunan general, terör örgütü PKK için, bağımsızlıkları için savaşan insanlar tabirini kullanarak Türkiye'nin terörist olarak adlandırdığını ve binlerce yabancının haklarını ihlal ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Yunan adaları silahsızlandırılmazsa Ankara'nın egemenliğini sorgulayacağı yönündeki tehditlerine ilişkin olarak her nereye giderse gitsin aynı şeyin Yunanistan içinde geçerli olduğu yorumunu yaptı. Egemenlik ve toprak hakları ile ilgili ne yaparsanız yapın sökmeyecek.
diyen Frangos, Türkiye'nin Yunanistan mebinde herhangi bir sondajının asla gerçekleşmemesinin her yönden netleştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Bu yazın özellikle sıcak olacağını söyleyen Yunan general, ancak ülkesinin jeopolitik olarak güçlü olduğunu ve Yunanlıların endişelenmemesi gerektiğini söyledi. Parmağıyla NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i işaret ederek, yalnızca eşit mesafeleri korumadığını, Türkiye'ye daha fazla değer verdiğini söyleyerek, "Elbette ABD'nin dikte ettiği bir şey, kendimizi kandırmayalım," dedi. Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a Türk Ege şoku. 15 Temmuz 2019 tarihinde kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye'nin iç ve dış turizm pazarında bir marka ve cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla tanıtım, pazarlama, iletişim faaliyetleri yürütüyor. Bu faaliyetler arasında Turka Egean projesi de var. Turizm amaçlı Turka Egean markasının patentinin Avrupa Birliği tarafından onaylanması Yunanistan'da tepkiyle karşılandı. Var olan endişeleri daha da artırdı. Avrupa Birliği'nin onayıyla Ege Türk oldu başlığını atan Naftemporiki gazetesi, komisyon Türkiye'nin bir reklam kampanyası aracılığıyla dolaylı olarak Ege Denizi'ni turizm amaçlı Turka Egean patentini alma talebini hiçbir itirazda bulunmadan kabul etti ifadesini kullandı. Yunan hükümeti, ülkenin ağır sanayicisi olan turizm üzerinde doğrudan ve çok yönlü etkileri olan yasal ve diplomatik bir yenilgiyle karşı karşıya diyen Yunan medyası, Ankara'nın Türk Ege tabirini kullanma talebiyle ilgili olarak Atina, ABD'nin kararına sevinirken Avrupa Birliği tarafından Ege'nin Türkleştirilmesi talebinin kabul edilmesiyle sırtından bıçaklandı, dedi. ABD'nin tepkisinin ise tamamen farklı olduğu iddia edilen haberde, talep için kullanılan videonun Yunanistan'a çok benzediği için yabancıları kolayca aldatabilecek görüntüler içerdiği nedeniyle kabul edilmediği belirtildi. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Komisyonu'nun ABD'nin Ankara'nın Turka Egean markasını kullanma talebini reddettiği bir dönemde Yunanistan aleyhine ve Türkiye aleyhine kabul edilemez bir karar verdiği belirtildi. Ankara'dan Helenizm'e karşı yürütülen kampanya uluslararası alanda ve tüm sektörlerde artarak devam ediyor, diyen Penta Bozdakma ise Türkler mavi vatan anlatısını teşvik ederken Türk Ege teriminin patentini almaya ve reklam ve turizm amaçlı kullanmaya çalışıyorlar. Türkler Yunan suları üzerindeki Türk iddialarını pekiştirmek için Turka Egean adında bir marka uydurdular ifadesini kullandı. Bu kararın tek başına siyasi, diplomatik bir emsal oluşturmadığı, ancak Türkiye'nin Ege'ye olan inancını pekiştirebileceğini, Ege'nin Türkleşmesi için Türkiye'ye cesaret vereceğini, böylece bölgedeki coğrafi statükü algısının değişmesine yardımcı olacağını ifade etti. Avrupa Ticari Marka Ofisi olan EUTM'de yayınlanan belgede terimin son kullanma tarihinin 16 Temmuz 2031 olduğu aktarıldı. Tarihi adım, milli denizaltının üretimine başlandı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in verdiği müjdeli haber herkesi heyecanlandırdı. Askeri deniz platformları üretiminde Türkiye'de ilklere imza atan STM, Türk mühendislerince tasarlanan STM 500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimiyle başlıyor. Türkiye'nin savunma sanayi hamlesinde önemli bir rol üstlenen STM Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ, denizaltı konusunda kendisine verilen milli imkanlarla savaş denizaltısı dizayn edilmesi ve inşası için sanayi altyapısının geliştirilmesi görevlerini başarıyla sürdürerek Türkiye'nin milli denizaltı üretim serüveninde tarihi bir adım attı. STM mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM 500 denizaltısının mukavim tekne test üretimine start verildi. Bu kapsamda bir savaş denizaltısının mukavim teknesi Türkiye'de ilk defa sivil sanayide üretilmiş olacak. Dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçları gözetilerek dizayn edilen yerli ve milli STM 500 denizaltısı son derece modern özelliklere sahip. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, STM 500'ün üretiminde ilk aşamayı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu. Milli denizaltı serüvenimizde tarihi adım. Türk mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM 500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimiyle başlıyoruz. STM 500 hem açık hem de sığ sularda görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Keşif gözetleme, özel kuvvetler harekatı, denizaltı harbi gibi taktik ihtiyaçlara cevap verecek donanımları bünyesinde barındıracak STM 500 ileri ve modern savaş sistemleriyle donatılacak. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de Türkiye'de denizaltı inşa ve modernizasyon kabiliyetine sahip ilk mühendislik şirketi olarak tarihi bir kilometre taşına daha ulaştık. Milli mühendisliğimizin eseri STM 500 denizaltımızın mukavim tekne test üretimine başlamaktan gurur duyuyoruz. Yüksek ihracat potansiyeli taşıyan STM 500 denizaltımızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı kutluyor,
Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor İsmail Demir'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Değerlendirmesinde bulundu. Türk mühendislerinin eseri küçük boyutlu milli denizaltı STM-500 hem sığ sularda ve hem de açık deniz şartlarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Keşif gözetleme, özel kuvvetler harekatı, denizaltı harbi gibi global taktik ihtiyaçlara cevap verecek donanımları bünyesinde barındıracak STM-500 ileri ve modern savaş sistemleriyle donatılacak. STM-500 18 kişilik mürettebata ek olarak 8 kişilik özel kuvvetler ekibiyle 30 gün boyunca her türlü görevi icra edebilecek. Platform 4 adet satışa hazır torpido kovanıyla toplamda 8 adet ağır torpido ve güdümlü füze atış gücüne sahip olacak. Yurt dışında ilgi gören STM-500 için görüşmeler sürüyor. Türkiye, havacılık ve uzay teknolojilerinde olduğu gibi stratejik bir alan olan denizaltı teknolojilerinde de STM'nin önderliği ve yerli sanayinin katılımıyla çalışmalarına devam ediyor. Ruanda'dan Avrupa'ya değer dersi. Togo ve Gabon İngiliz Milletler Topluluğu'nda. Ruanda'nın başkenti Kigali'de yapılan İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları toplantısında Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, eski Fransız sömürgesi Togo ve Gabon'un İngiliz Milletler Topluluğu'na kabul edildiğini duyurdu. Paul Kagame, "Avrupalılar her zaman değerlerin yüzü olduğunu ve dünyanın geri kalanının onları takip etmesi gerektiğini düşünüyor. Bu büyük bir hata. Sadece Avrupa'nın değil, Afrika'nın da değerleri var," dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kagame, ülkesinde insan haklarının hiçe sayıldığı yönündeki iddialara cevap verdi. Kagame, "Avrupalılar her zaman değerlerin yüzü olduğunu ve dünyanın geri kalanının onları takip etmesi gerektiğini düşünüyor. Bu büyük bir hata. Sadece Avrupa'nın değil, Afrika'nın da değerleri var. Burada Ruanda'da ve Afrika'da da değerlerimiz var," dedi. Kagame, her ulusun kendine ait değerleri olduğuna işaret ederek Avrupa'nın Ruanda'da soykırımın bir parçası olduğunu da anımsattı. Kagame, İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinin birlikte büyümelerini ve bloğun sunduğu fırsatlardan yararlanmalarını sağlamaya kararlı olduğunu söyledi. Topluluğa 2009 yılında katılan Ruanda'nın ardından bu yıl Togo ve Gabon'da üyeliğe kabul edildi. Topluluğun üye sayısı 56'ya yükseldi. İngiltere ile tarihsel bağı bulunmayan Gabon ve Togo'nun topluluğa üye olması, İngiliz Milletler Topluluğu'nun yeni dönemde daha kapsamlı bir rol üstleneceği şeklinde yorumlandı. İngiliz Milletler Topluluğu'nun Afrika, Asya, Amerika, Avrupa ve Pasifik'ten üyeleri bulunuyor. Topluluğun toplam nüfusu ise 2.6 milyar. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.